Merhaba. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Birçok meslektaşımız bugün sokakta hala çalışıyor. Dışarıdalar, yani sokağa çıkma yasağı var. Ama gazetecilik mesleğinde biliyorsunuz yasak, bayram, engel, hiçbir şey tanımıyorlar ve sürekli çalışıyorlar. Bugün de o günlerden biri. O yüzden bugün çalışan gazeteci arkadaşlarımızla birlikte Alanya'daki böyle bir yayın yapmak istedik. Onların beklentileri, onların dilekleri, onların da bugün hep onlar birilerini konuk alıyorlar, sürekli programlar yapıyorlar. İşte insanlara, işte iş adamlarına, siyasetçilere, sağlıkçılara, herkese söz hakkı tanıyorlar. Onların haklarından bahsediyorlar. İşçilerin, bazen sağlıkçıların, bazen işte patronların hakları ile ilgili programlar yapıyorlar. Onlara söz hakkı tanıyorlar. Bugün de onların söz hakkı olsun ve onlarla ilgili biraz konuşalım. Gazetecilik mesleğiyle ilgili biraz konuşalım istedim. Bugün sokağa çıkma yasağı var. Zor günler yaşıyoruz ama stüdyoda değiliz o yüzden. Birçok program artık sosyal dijital mecralara taşındı. Buralardan yapılıyoruz. Belki 3 yıl önce, 5 yıl önce olsaydı bu tarz bir yayın yapmak hiç kimse kabul görmezdi. Yani hani stüdyo varken neden böyle bir şey yapılsın denilirdi. Ama işte hayat değişiyor. Her şey farklılaşıyor ve tabii ki alışkanlıklarımız da yayıncılık alışkanlıklarımız da değişiyor. Bugün birçok konuğum olacak. İlk konuğum da bugün Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Gaye Coşkun olacak. Daha sonra kendisi de diğer meslektaşlarını tabii ki söz hakkı tanıyacak. İlk önce onu alacağım. Gelmiş galiba. Merhaba Gaye Hanım. Merhaba Gülay. İyi yayınlar. Teşekkürler. Bugün bizi kırmadınız, yayınımıza katıldınız. Nasılsınız? İyiyim Gülay. Sen nasılsın? Teşekkürler. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Siz de yıllardır bir gazeteci olarak aslında sürekli çalışıyorsunuz tabii. Son günlerde işte koronadan dolayı birçok meslek yani sokağa çıkma yasağıyla birlikte işte evlere kapandı. Ama asla durmayan mesleklerden birisi de gazetecilik. Birçok yani yıllardır hep aslında zor koşullar altındalar ama son yıllarda basın özgürlüğü, işte basının gazetecilerin hakları, çalışma alanları. Şimdi herkes böyle yayıncılık yapınca bu yayını yaparken aslında korkuyorum da biraz. Şöyle korkuyorum derken şöyle endişelerimiz oluyor gazetecilerin, arkadaşlarımızın yaparken. Ben yapınca bana da bu söyleniyor mesela. Herkes yapıyor. Sen de o her yani gazete şey normalde sözlüde yani daha ciddiye oluyor. Gazeteciler sözlüde yapmalı gibi. Ama böyle daha basit. Hani herkes yapabilir. Yani zaten gazetecilik mesleği herkesin de yapabileceği bir meslekmiş gibi hep öyle bir algı vardı. Bu dijitalleşme, geleneksel medyadan dijitale doğru o akıştan sonra sanki biraz daha da öyle oldu gibi oldu. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Sizin de görüşlerinizi almak istiyorum gerçekten. Belki 3 yıl önce dediğim gibi geçen yıl, 2 yıl önce size böyle bir yayın teklifi gelse çok ciddiye almazdınız diye düşünüyorum. Ama bir yıl içerisinde çok şey değişti, değil mi? Elbette çok şey değişti ama hobi ile gazetecilik arasındaki fark bu bence. Evet, herkes canlı yayın yapabilir. Herkes söyleyecek sözü olan, herkes bir şeyler söyleyebilir. Ekranı varsa, işte bir canlı yayın yapabilecek materyalleri varsa bunu gerçekleştirebilir. Bunu illaki gazeteci olarak yapması da gerekmiyor. Bir üretici de bahçesine gidip yaptığı bir üretimin insanlarla etkileşimde bulunmak için bunun sonuçlarını ya da sürecini paylaşabilir. Ama işte bu gazetecilik olmuyor aslında. Bu evet bir yayın platformu ve söyleyecek sözü olan herkesin katıldığı bir alan. Ben öyle değerlendiriyorum. Çok keyifli, çok değerli işler de oluyor. Gerçekten insanlar daha kısa sürede belki bir sürü insanı bir araya toplayabiliyorlar. Biz belki şu an bu alan olmasa seninle stüdyoya gitmemiz gerekiyordu. Malum sokağa çıkma yasağı vesaire. Dolayısıyla bütün bunu askıya almamız gerekiyordu. Bu platform şu an seninle beni ve diğer insanları bir araya getirmiş oldu. Bu açıdan bir kolaylık. Ama ben gazetecilik bir faaliyet olarak değerlendiremiyorum maalesef bunu. Neden diyeceksin? Evet, bütün yayın kuruluşları dijital platformlarda var.
Instagram mesela şu an biz de Alanya Posta TV'nin hesabı üzerinden bu yayını yapıyoruz. Dolayısıyla bir yine de bir kurumsal yayın kuruluşunun hesabı üzerinden bunu yapıyoruz. Ama bu yapacağımız çalışmanın başka faaliyetler olarak değerlendirelim. Bu sadece şu an 10 Ocağı konuşmayalım, başka bir iş olsun. Yapabiliriz, hiç sıkıntı yok. Ama işte gazetecilikten ayrılan tarafı, gazetecilikte işin birazcık daha araştırma kısmı işin içine giriyor, birikim kısmı işin içine giriyor. Doğru insanı ekrana çıkarıp, çünkü onun söyleyeceği her şey başkalarını etkileyecek. Dolayısıyla o araştırmacı tarafla, o bilgi deneyimle, insanları tanımayla, sürece hakim olmayla ilgili de bir sonuç. Ben gazetecilik kısmının burayla birleştiğini düşünüyorum. Ama ben izlemiyor muyum? İzliyorum. Çok da güzel işler oluyor. Senin yurt dışından konukların oluyor. Onları belki biz Alanya'ya çağırsak. Ancak belki belli bir takvimde anlaşabiliriz ama ben sizi bağlantıya almak istiyorum. Uygun mu? 5 dakika sonra bir aradayız. Bu da işin kaçınılmaz bir sonucu. Kötü değil ama doğru kullanılmalı. Belki biraz benim bununla ilgili kaygılarım var. Tabii ki bizim mesleğimize etkilerini sorarsan, mesela bir kaza yeri, bir olay yerine gittiği zaman bir vatandaş hemen canlı yayına girebiliyor. Biz mesela mesleki olarak şuna dikkat edebiliyoruz. Artık kanlı görüntü vermemeye çalışıyoruz. Yerde yatan kadın ya da adam, üstü başı perişan, belki onun için gelecekte bu görüntüyü izlediğinde mahrem yerleri ortadaysa bunun görüntülenmemesi, çocuksa onun görüntüsünün ekrana zoomlanarak girilmemesi gibi bir takım artık mesleki ve etik değerlerimiz var. Hukuksal olarak da bir takım sıkıntılar yaratıyor biz bunu yayınladığımızda. Mesela biz bunları yapmıyoruz ama çok rahat görebiliyorum ki canlı yayınından, Facebook'undan ya da diğer platformundan olay yerini yayınlayan bir X vatandaş bunların hiçbirisini karartmadan hepsini gayet rahat bir şekilde yayınlayabiliyor. Ben bunu yayınlarsam bir meslek grubu olarak, gazete ya da televizyon olarak ceza bile alabiliyorum. Ama bir kişi bunu yayınladığı zaman ceza da almıyor. Böyle de ilginç tarafları var. Aslında bizim mesleğimizin etik değerlerini de biraz baltalayan tarafları da var bu canlı yayınların. Ama tabii yasal altyapılar, diğer yaptırım ve düzenlemeler gibi eksiklerden kaynaklı. Bunların zaman içerisinde çözülmesini umuyoruz. Mesela bu 10 Ocak'ta bizim dileğimiz buydu. Sosyal medya yayıncılığıyla ortaya çıkmış gazetecilik şeklinin, işte hızla artan, kontrol edilmeyen merdiven altı gazeteciliğin, bazen bunu tehdit, şantaj unsuru olarak da kullanan insanların önlenmesi adına yasal düzenleme ve altyapıların oluşturulması talebimiz. Biraz uzun oldu cevabım ama kusura bakma, çok aklıma bir sürü şey geldi. Aslında hani 10 Ocak bir taraftan da bizim özlük haklarımızı elde edişimizin yıl dönümü aslında. Yani belki bunu konuşmak gerekiyor ama mesleğin o kadar çok sorunu var ki bu da bunlardan bir tanesi. O yüzden araya ben bunu da koymuş oldum. Evet, çok güzel oldu gerçekten. Ben söylediğiniz şeye çok katılıyorum ama şöyle de bir şey oluyor sanki. Hani gazetecilik, bu herkesin yayıncılık yapması, hani eskiden çok da kolay, herkes de yapıyor, ben de yaparım. Mesela belki stüdyodakileri izliyordu, ben de yaparım gibi düşünceleri. Herkes yapınca aslında gerçekten sizin söylediğiniz etik değerler ölçeğinde yapanların kıymeti ve değeri daha da anlaşılacak. Gerçekten gazetecilik nasıl yapılırı anlamalarına daha da yardımcı oluyor diye düşünüyorum ben. Hani çünkü o bahsettiğiniz o işte yasaklar, etik değerler, bunlara uymadan, çünkü siz 6N, artık 5N1K, şimdi 6N1K oldu. 6N1K'ya uymak zorundasınız. Yani bir haberin bir sürü yani izleyiciye ulaşması için ya da okuyucuya bir sürü şeyden geçmesi gerekiyor. Doğruluğunu kanıtlayan, değil mi? Bunların hiçbirisini kanıtlanmadan direkt bana birisi atıyor. Yani bana takip ettiğim herhangi birisi ise, bu gazeteci değilse. Çünkü bunun doğru olduğunu kanıtlamak zorunda değil. Öyle bir derdi yok. Ama bir gazetecinin ya da bir yayın kuruluşunun böyle bir derdi vardır. Bunu ben normal, yani gazetecilikle hiçbir ilgisi olmayan, uzaktan seyreden insanların çok daha net bu süreçte anlayabildiğini, daha yakından gözlemleyebilme fırsatı olduğunu düşünüyorum. Yani bu kıymetlerini
gerçek yayın kuruluşlarının, haberin, gerçek haberin peşinde koşan yayın kuruluşlarının değerinin daha da anlaşılacağını düşünüyorum bu çerçevede açıkçası. Bilmiyorum ne dersiniz ama. Mutlaka öyle. Aslında şöyle oluyor. İlk başta insanlar bu popüler kültürün getirdiği yayıncılık şeklini seviyorlar. Onu hemen paylaşabiliyorlar. Hemen ona etkileşim veriyorlar. Hemen konuşabiliyorlar. Ama bir süre sonra o paylaştıkları doğruluğu tamamlanmamış ya da ölçülmemiş bilginin yanlışlığını gördükleri zaman yavaş yavaş kendilerini bu tür konulara en azından atlamama konusunda frenleyebiliyorlar. Ama biraz zaman aldı bu. Şimdi şu kavram artık oturdu. Her okuduğunuz doğru değil. Her gördüğünüze inanmayın. Mutlaka doğruluğunu test edin, araştırın gibi şeyler de var. Bu açıdan evet bizim mesleğimizin gerçek gazetecilerin işte araştırarak, zaman harcayarak işini yapanların emeğini değerli hale getirdi. Ama bizim tabii savaştığımız inanılmaz acımasız bir şey var. Zaman kavramı. Hani eskiden hani ben 30 yılı artık Nisan'da tamamlıyorum. Merdivendeydim gazetecilik mesleğinde. İlk muhabirlik yıllarımda bir haberi 2-3 gün araştırmak için zamanım vardı. Çünkü bu kadar yaygın değildi yayın kuruluşu. İnternet ve hız, zaman çağı bu kadar etkin değildi. Dolayısıyla bir haberi sindire sindire tüm kaynakları taraflarıyla en az 3-4 görüşüyle inceleme şansım olabiliyordu. Ama günümüzde artık bu ışık hızıyla yaşanıyor inan bana. Yani bir konuyu duyduysan hemen o an harekete geçmen, hemen o an hızlıca çalışman ve yayman gerekiyor. Aksi halde o senin bir çöp bilgin haline belki bir gün sonra ya da 5 saat sonra gelebiliyor. İşte bu yüzden aslında biz daha çok çalışıyoruz. Zaman bizi ve teknoloji bizi işimizi kolaylaştırmakla birlikte biraz daha yordu ve yıprattı. Aynı anda 30 tane kanalı takip etmek, kaynağı takip etmek zorundasın. Hem onlara yetişmek zorundasın hem de kendi doğrularınla, kendi istihbaratlarınla işte özel değerlendirmelerini ve seni temsil eden haberi, yazıyı hazırlaman gerekiyor. Bu da ciddi anlamda insanı yoran bir süreç, yorucu bir süreç. Zaten biz fikir işçileri olarak bizi yasanın diğer SGK'lı ya da sigortalı çalışanlardan, güvenceli çalışanlardan ayırdığı taraf da bu. Biz fikir işçisi olarak çalıştığımız için yıpranma hakkımız, yıpranma payımız var. Bununla ilgili işte meslek yasası var. Gerçi bugünlerde onun da farklı tartışmaları var ama... Emin ol bu yasa çıktığı zaman ki yıpranmamızın 10 katı daha fazla bence yıpranma oranımız. Böyle de bir durumla karşı karşıyayız. İşte bu da teknolojinin, zamanın, hızın bizi götürdüğü yerin bir sonucu. Peki diğer arkadaşları da alacağım yayına. Çok uzunca da bir şey olsun istemiyorum. Sıkıcı böyle saatler sürsün istemiyorum çünkü. O yüzden böyle biraz kısa keseceğim. Sizin de çok vaktinizi almayacağım. Çünkü bugün zaten tatil yapın biraz değil mi? Hani herkes gibi sizde. Şöyle bir şunu da almak. Efendim? Çok özür dilerim. Yüzünü kesiyorum ama ilk kez çalışan gazeteciler gününde çalışmıyorum. Pazara rastlaması ve pandemi ve yasaklar olması gibi sebeplerle evet. Tabii biraz daha içeride kalmak durumundayız. Ofise gitmedim mesela bugün ama evet. Diğer zamanda olsaydı mutlaka bugün bir aktivite olacaktı. Biz evet. Bir şeyler yapıyor olacaktık. Ve bu pandeminin bu kez onuncağa katkısı ya da dezavantajı diyeyim. Böyle uzaktan oldu yani. Evet, biraz daha evet az yorulmuş oldu belki birçok insan. Sizin bu gazetecilik mesleğini yapmak isteyen gençlerle ilgili ya da işte mesleğe yeni atılmış gazetecilik mesleğini ucundan tutan acaba yapmalıyım? Yıllar sonra belki bir yıldır, 2 yıldır bu işi yapıyor, 3 yıldır yapıyor ama hani ben sizin gibi mesela 30 yıl bu mesleği yapabilir miyim? Ben bu işten emekli olabilir miyim diye kafasında soru işareti olanlar için neler söyleyeceksiniz? Gazetecilik mesleğin geleceğini siz neler görüyorsunuz? Çünkü geçmişi de bilen biri olarak hani sizin diyorsunuz zaten bunu karşılaştırabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Hani geçmişte bugün bir Z kuşağı bugün bu dijitalin içinde doğan birisi o geçmişi çok bugünle harmanlayamıyor. Mukayese edemiyor belki ama siz bu mukayeseyi çok daha rahat yapabiliyorsunuz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Size gelip stajyerlerinizi ya da belki yeğeniniz vardır, belki bir eşiniz, dostunuz vardır.
Tavsiye ediyor musunuz bu mesleği? Tabii ki mutlaka, kesinlikle diyorum. Şöyle, her işin iyi ustaya ihtiyacı var. Yani ne iş yaparsanız yapın, tesisatçı da olsanız, tamirci de olsanız, doktor da olsanız, ne bileyim avukat da olsanız, gazeteci de olsanız, mutlaka her mesleğin en iyisini yapan insanlara ihtiyacı var ki bu bütün hayatı dizayn eden farklı mesleklerin ürettiği sonuçta bir toplumsal yarar çıksın. Dolayısıyla ben gerçekten doğrunun peşinde gitmekten keyif alan, gerçeği arayan, gerçeğin merakında olan ama gerçekten ahlaklı ve dürüst karakterli insanların bu mesleği yapması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden onların kesinlikle umutsuz olmaması gerektiğini de düşünüyorum. Şu an her mesleğin kendi içinde sıkıntıları var ve genellikle bizim sektörümüzün şu an ekonomik sorunları var. O yüzden de işte gençler biraz daha yok, işte bu para kazanılmayacak bir iş gibi bakabilirler. Ama işinizi doğru yapın, doğru yere emek verin, kendinizi geliştirin. Emin olun, yanlış yapmadığınız sürece o parayı kazanabilirsiniz. Ama tabii para kazanmaktan kastınız ne? O da önemli. Hani milyon dolarların hayalindeysiniz. Tabii ki gidip başka bir iş yapın. Ama emekle, keyifle harcayacağınız bir paraysa derdiniz, bence devam edin, yapın, inanın diyorum. Eğitimini alın, bir değil birkaç dil öğrenin. Zaten yeni kuşak bu teknolojiye doğduğu için, onunla harmanlandığı için bizden daha avantajlı. Bazı konuları aşması, anlaması bize göre çok daha kolay. Hani belki ben iki kez okuyarak anlıyorsam o hemen pat diye anlıyor bu teknolojik uyumu kendi işini yaparken. O yüzden daha şanslılar. Bunu sadece bence kendi etik değerleri, karakterleri ve eğitimleriyle desteklesinler ve vazgeçmesinler. Benim tavsiyem bu arkadaşlara. Evet, çok teşekkür ediyorum Gaye Hanım gerçekten. Söylediğiniz şeyler çok kıymetliydi. Bunu şu an izleyenler için de daha sonra bunu kaydedip YouTube sayfamızda paylaştığımız zaman da gazetecilikle ilgili bir şeyler arayan insanların gerçekten izleyip bir şeyler almalarını çok isterim. Söylediğiniz cümlelerde de bu küçük şeyler gerçekten vardı, nüanslar vardı. Teşekkür ediyorum. Son söyleyeceğiniz şeyler varsa, arkadaşlara mesajlarınız varsa burada sizi izliyor hepsi. Onları alalım. Tamam. Tabii şimdi ben bütün arkadaşlarımın, tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Biz bunu bir bayram gibi değil, bir dayanışma günü olarak tanımladık. Çünkü bu da tartışılan bir konuydu. Bayram mı değil mi? Bayram olmaktan çıktı çünkü sorunlarımız var. Pandemi bunu katladı. Böyle bir durumda bayram havasında bir duygu yaşamıyoruz. Ama bunu konuşmaya bir vesile oldu. Bunu daha fazla tekrar etmeye bir vesile oldu. Ve bugün de biz işte Alanya'da gazeteciler, benim dün yaptığım açıklama, yarın öbür gün yapacağımız online söyleşilerle taçlandırmaya da çalışacağız. Ben bütün arkadaşların buna ilgi göstermesini, konumuz çünkü bilim gazeteciliği, medyada bilim dili ve cinsiyet eşitliği dili. Bunlar artık bizim gelecekte sektörümüzde daha çok konuşacağımız şeyler. Çünkü artık farkındalıklarla da medya kendini belirleyebiliyor. Hani sıradan haberlerle değil. Bilim ne kadar önemli hale geldi pandemi döneminde, hepimiz bilim insanlarının gözünün içine baktık ne söyleyecek diye, ama bu dili de bilmemiz gerekiyordu. Aslında biraz da oradan ileri gelerek bir takım planlamalar yapmaya çalıştık. Bunları takip etmelerini diliyorum. Bütün arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Sana teşekkür ediyorum bu yayına beni de kattığın için ve bizi izleyen tüm insanlara çağrım şudur. Evet, gerçek gazeteciler de bir gün size lazım. Hani çok klasik bir tanımlama belki ama bu gerçek gazetecilerin lazım olacağı güne kadar onları okuyun, eleştirin, destekleyin, bilgi paylaşın ki gerçek olmayanlarla aramızdaki farkı biz de hissedebilelim. Çünkü biz gazeteciler halktan geri dönenle besleniyoruz. Bizim besinimiz bu. Paradan önce etkileşim, o etkileşimin yarattığı bilgilendirmeye geri dönüş bizi besleyen şeyler.
Bizimle iletişimde kalın. Lütfen herkes bir yerel gazeteye abone olsun. Lütfen herkes bir cep telefonuna bir uygulama, bir yerel yayın kuruluşunun uygulamasını indirsin. İzlediği önüne düşen haberleri tıklasın, okusun. Ki bizim yaptığımız işte boşa gitmesin. Çünkü dipsiz bir kuyuya biz her zaman çakıl atıyoruz. Bu kuyunun içinde bir varlık oluştuğunu görmek de bizi mutlu ediyor. Teşekkür ediyorum. Sana kolay gelsin diyorum. Sıradaki arkadaşlarıma da aynı şekilde kolay gelsin diyorum. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten katkılarınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum bu yayına katıldığınız için. Bu pazar pazar bize vakit ayırdığınız için. O zaman ben sıradaki Mustafa Yüksek buralardaydı sanki. Onu alayım o zaman Gaye Hanım. Sizin de eski çalışma arkadaşınız. Çok da severiz kendisini. Kolay gelsin. Tamam, görüşmek üzere. Mustafa Yüksek'i beklerken. Posta Gazetesi. Haber spikerinden merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Gülay Hanım. İyi yayınlar. Elif Hanım çok özür dilerim. Elif ablacığım o zaman birazdan alacağım seni. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz. Teşekkürler. Sizle konuşalım o zaman. Bugün çalışıyor musunuz? Hayır, bugün çalışmıyorum. Normalde cumartesi günleri tatil yapıyordum ama ben de ilk defa yani geçen seneden sonra 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde tatil yapıyorum şu anda. Evdeyim. Bugün çalışmıyorum yani. Çok güzel. Yani bu işte sokağa çıkma yasağının çok değil mi bu pandeminin biraz gazetecilerin çalışma saatlerini en azından biraz azalttı. Çünkü eskiden bayram, seyran hiçbir yasak olmadan sürekli çalışan bir meslekti. Gazeteciliği sizde yani 2 yıldır mı, 3 yıldır mı yapıyorsunuz bu mesleği? 2 yıldır yapıyorum bu mesleği. 2 yıldır bu mesleği yapıyorsunuz. Nasıl? Hayaliniz bu meslek miydi? Bu mesleği yaparken neler hissediyorsunuz? Hep yıllarca bu meslekten emekli olmayı düşünüyor musunuz? Talepleriniz neler? Bunları ben susayım, siz anlatın lütfen. Estağfurullah. Ya şöyle, her meslek aslında seviyorsanız, sevgi varsa eğer o mesleğe karşı ve iyi bir enerji hissediyorsanız, oraya ait hissediyorsanız emekli olabilmek için aslında bir sebeptir. Bu hangi meslek olursa olsun. Tabii ki elbette hayalim yani tamamıyla böyle bir enkırmenlik ya da bir ana haber spikerliği ya da bir muhabirlik değildi. Fakat yaptığım yani eğitimini gördüğüm iş hasebiyle ve ilgi alanımı gayet destekleyici bir meslekte olduğumu mutluluğunu yaşıyorum. Bir kere etik kurallarına sahip olmak zorundasınız. İyi bir insan olmak zorundasınız. Topluma yararlı olmak zorundasınız. Estetik algınızın olması gerekiyor. İnsanlara doğru şeyler, doğru bilgiler aktarmak gerekiyor. Bu tür şeyler eğer kendi karakterinizde, karakter özelliğinizde varsa aslında olduğunuz yerden mutlusunuzdur. O yüzden ben de 2 senedir gayet severek gerek sahadaki meslektaşlarımızla gerek efendim söyleyeyim sahada olmayan tanımadığımız sosyal medya üzerinden iletişime geçtiğimiz meslektaşlarımızla gayet mutlu, gayet keyifli bir iletişim sürüyoruz. Tabii zorlukları var. Pandemi dediğiniz gibi biraz iş alanımızı azalttı, yükümüzü, saatlerimizi. Aslında bir yük azalmadı. Şöyle azalmadı. Sadece zaman dilimlerimiz değişti. Yani sokaklarda kimse yokken yasaklarda arkadaşlarımız hala mesailerine devam ediyorlardı. Hala da mesela şu anda bile çok böyle vakaların pik yaptığı Alanya'da ilçemizde de Türkiye içinde konuşuyorum bunu. O durumlarda bile sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, belediyeler, efendim söyleyeyim esnaf, herkesin bir derdi var. Yani gerek ekonomik olsun, gerek normal yaşadığı hayat standardıyla ilgili olsun. Tabii ki kazalar oluyor, asayiş haberleri oluyor vesaire. Arkadaşlarımız canları pahasına sahada, yani stüdyoda kameranın önünde sizin haber okumanız ayrı bir zorluk olabilir ama sizin o haberi, o yemeği sunabilmeniz için o alışverişi yapan bir insana ihtiyacınız var. Çünkü dolabınızda eğer yumurta yoksa omlet yapamazsınız. Yani siz ne kadar iyi aşçı olursanız olun. O yüzden sahadaki bütün meslektaşlarımız canları pahasına COVID atlatan birçok meslektaşımız oldu bu zorlu dönemde. İzole olmak zorundalar ki o dönemde bile biz hani geçmiş olsun iletişimlerimizde kendileriyle kontak kurduğumuz zaman abi haberler ne olacak aşkıyla kendilerini izole etmek zorunda olan birçok görüşme yapmak zorunda kaldık. Yani özlük hakları elbette ki tartışılır. Özellikle de yerelde. Yani yerel çünkü şöyle belki büyük televizyonlar ya da büyük kanal işte ulusal televizyon ve gazetelerde her işi bir kişi yapıyor olabilir ama yerelde siz en kompakt halde
herkese ulaşabilir bir şekilde birden fazla şekilde kendinizi yetiştirmeniz bekleniyor bazen. Bu noktada arkadaşlarımız çok, yani gerçekten gerek ilçemizde gerekse de meslek büyüklerimiz çok büyük fedakarlıklar verdi. Gaye Başkan'ın yayınını da izledim. Gerçekten dediği gibi 10 Ocak çalışan gazeteciler günü bir bayram havasıyla eser aslında, ama yani bayram için kutlanacak bir şeyin olması lazım ortada. Tabii bu da yani elbette ki bizim haddimiz değil. Çünkü biz her söylediğimiz şeyi kamuoyunun değerlendirmesi için onların takdirine bırakarak söylemeyi kendimize bir görev edindik. Mesleki olarak, etik olarak, en azından kendi adıma da bunu söyleyebilirim. Hı hı. Gerçekten ülkemizde 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde kutlayabileceğimiz ya da evet bu bir bayramdır diyebileceğimiz bir hakka, hukuka, özgürlüğe sahip miyiz, değil miyiz? Yine buradan tabii bir hani kendi yorumum var muhakkak, ama yine kamuoyunun yorumlarına, takdirlerine bırakıyorum. Yani basında olmak çok keyifli. İlk sorudan tekrar sonlandıracak olursam bu konuyu. Çok keyifli. Alanya basını gerçekten çok özverili. Şunu çok iyi hatırlıyorum. Hepimiz işte büyük bürokratlar geliyor, onlarla haber yapıyoruz, danışmanlarıyla vesaire. Duyduğum en güzel şeylerden bir tanesi, Antalya menşeili bir bürokratın danışmanından Antalya'da sadece ve sadece bir fotoğraf makinesi ve bir kameraya röportaj veriyorken, Alanya'da inanılmaz kalabalık, 10 kişilik, 15 kişilik stajyerler vesaire, insanlar görmek, kameralara konuşmak, haberin, yani o habere konu olan kişi için de aslında özellikle STK ve siyasi partiler için bir gurur kaynağı oluyor. Tabii biz de bunu kendi sektörümüzde taçlandırabiliyoruz. Yani Alanya'da gazeteciler cemiyeti üyesi olan, Alanya'da bir kurumda çalışan ya da başka bir meslek örgütüne, gazeteci meslek örgütüne üye olan meslektaşlarımız olarak, yani çok kalabalık, çok değer gören bir ilçe hissini vermek gayet güzel, ama tabii ki gerçekten genel anlamda bir değer görüp göremediğimiz ise kamuoyunun takdirlerinde, meslektaşlarımızın takdirinde olsun. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak da varsa böyle, 2 yıl oldu ama Gaye'ye biraz önce soracaktım onu, biraz sorunlar falan olunca açıkçası unuttum. Yine inşallah son yayın sonuna doğru burada olursa tekrar almak isterim. Varsa bir anın Alanya'da böyle haber yaparken, yazarken, işte ya da şey stüdyoda rejiyle falan olur, böyle sunucunun böyle yaşadığı şeyler. Böyle hoş bir komik ya da değil, işte bir şeyler anlatmanı isterim. Ya biz hep yaşıyoruz. Özellikle hani canlı yayında birçok kazaya kurban gidebiliyoruz, ama tabii onu en önemlisi, çünkü siz orada hani o alan tamamıyla sizin, şu anda mesela işte evet, Instagram'da bile hani sizin kendi alanınızdasınız, onu biliyorsunuz, ama şimdi stüdyo size ait bir şey değil. Orada her düşündüğünüzü söyleyemeyebilirsiniz. Orada önemli olan karşınızdaki insanlara, vatandaşlara olayı anlatabilmek en salt haliyle, ve bunun mesleki bazı kuralları var. Yani bazen işte yani bir cümlede takılıyorsunuz. İşte yayına girmeden önce hani hiç bilmediğiniz bir kısaltmayı hemen acilen reji ediyorsunuz ki mesela bunun açılımı nedir? Çünkü kısaltma okumamanız gerekiyor vesaire. Çok enteresan, kurumumuzda Alanya Postası'nda çalışan Alkın Biricik, hafta sonu ana haber spikeri ve muhabirimiz. Alkın da yani çok uzun bir geçmişi olmasa bile onunla çok enteresan bir anımız olmuştu. Kurşuna kurban gidiyorduk. Yani hani bir akşam, hem de hiç olmadık bir yerde. Yani Alanya'da bir çatışma ya da savaş çekmiyoruz. Asayiş haberi de değil. Sadece bir akşam işte yüksek tepede bir restoranda bir akşam yemeğini çektikten sonra öyle dışarıda bizi alacak kurumumuzdan aracı beklerken böyle yukarıdan adamın bir sesler geldi ormanın içerisinden. Muhtemelen yayladan bir yerden iniyor yukarıdan. Böyle bir sesler geldi, böyle müzik sesi falan. Ya dedik ne oluyor vesaire falan. Abi baktık camdan pompalı sıkıyor falan adam böyle. Ve o kadar açık bir alandayız ki. Yani aşağısı böyle hafif böyle bir tümsek gibi bir yer. Yani oradan atlarcasına, hatta Alkın atladı. Yani hayatını kurtarabilmek pahasına. Yani ki bu bizim yaşadığımız sadece ufak bir örnek. Daha hani yıllarını bu sektöre, bu mesleğe veren abilerimizin, büyüklerimizin, ablalarımızın, efendim söyleyeyim hanımefendilerin, beyefendilerin çok gerçekten yani kitaplar yazılabilecek, anılarını, hatıralarını, yaşadığı iyi ya da olumlu ya da olumsuz şeyleri yazabileceği birçok anı var. Hı hı. Böyle şeyler yaşıyoruz.
Yani saygı görmek elbette ki her mesleğin hakkıdır. Yani bunu sadece kendi sektörümüz için talep etmek biraz bana bencillik gibi geliyor. Her sektörün, her meslek grubunun saygı görmeyi gerek siyasiler, gerek STK'lar ve en önemlisi kamuoyu tarafından gerektiğini düşünüyorum. Umarım daha da iyi bir gelecek, daha da iyi bir 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlamayı temenni ediyorum ve bütün sizlerin ve sizlerin nezdinde de bütün meslektaşlarımın bu gününü kutluyorum. Ben de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür umarım ederim, bol başarılı yıllar, böyle seni tatmin eden haberlerle dolu yıllar, başarılarla dolu yıllar, yıllarla dolu bir gazetecilik hayatınız olur. Çok teşekkür ederim. Ediyorum. Sizlerin de. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet. Şimdi tekrar anlattığı şeyler gerçekten güzel. Elif abla buradaysa Elif abla buradayım demişti. O buradayım demişken onu almak istiyorum. Elif Nur Yüksek. Biraz önce Mustafa Yüksek neredesiniz demiştim. Yok. Kendisi olacak. Kendisi biraz sonra gelecek. Evet, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 1961'den beri kutlanıyor. Aslında 9 patron olayı olarak da tarihe geçmiş bir gün. Biraz sonra yine devamını anlatacağım. Merhaba Elif ablacığım. Merhaba canım. Hayırlı pazarlar olsun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Mustafa Yüksek nerede? Mustafa neden yayını bu yani mutlaka bir elektronik peşindedir. Herhangi bir vericide olabilir. İnan şu an ben de bilmiyorum. Tamam, oldu. Gazeteciler gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizin. Teşekkürler. Seni de bugün burada görmek istedim. Yıllardır köy programları yapıyorsun. Bugün bu yıl tabii pandemi olunca stüdyoda programlar yapmaya başladın. Neler söylemek istersin? Hemen ben sözü sana bırakayım. Şimdi aslına bakarsan bugün çok yoğun bir gün anladığım kadarıyla. Hem 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Mülki Amirlerin Günü, aynı zamanda 10 Ocak Ziraatçı, Ziraat Mühendisler Günü. Buradan belediye başkanımızın da Ziraat Mühendisler Günü'nü kutlayalım ve onun nezdinde bütün ilçedeki bütün mühendislerin gününü de kutlayalım. Yoğun bir gündem aslında ama pandemi dolayısıyla herkes evinde. Biraz önce Gaye Hanım'ın konuşmalarını da son bölümünü dinledim. Bütün söylediklerine katılıyorum ben de. Eminim biraz önce de söylediğin gibi anılardan bahsettin, hatıralardan bahsettin. Sende de çok vardır köydeki şeylerden. İstiyorum dinlemek. Şimdi o kadar çok var ki ama ben en çok akılda kalan, aklımda kalan bir tanesini söyleyeyim. Tabii yabancı olmanın da vermiş olduğu bir dil aksanı var. Her yörenin kendine göre bir dil aksanı var. Ve ben çok seviyorum. Biraz da hani taklit yeteneğim de vardır benim. Bundan dolayısıyla diğer dillere biraz daha yatkın oluyorum. Burada bir tane köye gitmiştik biz. Çekim yapmak için ev gezmelerinden sonra dış çekimlerimiz oluyor bizim. Hani bu sokaklarda, bahçelerde, çalıştıkları yerlerde yardımcı olabilmek adına da gidiyoruz biz böyle. Bir tane burada yukarıda zannedersem Kayabaşı olması lazım. Oraya gitmiştik. Bir tane amca vardı. Yoldan yokuştan aşağıya iniyor ama yaşı da var. Yani 60 yaşlarında falan. Sırtında bir tane çuvalı var arkasında ama kanter içinde kalmış böyle. Ben dayıya mikrofonu uzattım. Dayıcığım nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun dedim. Dayı bana o esnada dedi ki kimyata gidiyorum dedi. Şimdi kimyatı ben hiç duymadım, bilmiyorum kimyat nedir. Ben de zannettim ki herhangi bir mahalleye gidiyor. Orası dedim neresi, nereden gideceksin, nasıl gideceksin? Birazcık da sinirlendi, kimyata gidiyorum dedi. Çok fazla da tutmak istemiyorum çünkü sırtında yükü de var. Sonra dedim ki kimyat neresi dedim. Kimyata giderin ağızım dedi. Sonra baktım bizim sağ olsun Mustafa Bey Alanyalı gayet de iyi anladı. Sonra adam sinirlendi dedi ki şu sırtımda gördüğün dedi kimyayı dedi bahçeye atmaya gidiyorum dedi. Yani kimyata giderim kimya atmaya giderimmiş. Biraz öyle bir dillerde anlamadığım yerlerde oluyordu ama sağ olsun Mustafa Bey orada bize yardımcı oluyordu. Ama evet çiftçi amcamız da sabırla sana defalarca anlatmaya çalışmış derdini yani. Ama en sonunda bayağı sinirlenmişti yani. Evet. Hı-hı. Çok teşekkür ediyorum. Son cümlelerini alayım Elif ablacığım. Ben çok teşekkür ediyorum canım. Benim böyle güzel bir günde aslında bayram havasında geçecek kadar güzel bir günde hepimiz evlerdeyiz. Bu imkanı sağladığın için
Senin nezdinde tüm çalışan gazeteciler günü kutlu olsun diyorum arkadaşlarıma. Hoşça kal, bay bay. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Gazeteciler günü senin de kutlu olsun bu arada. Bütün arkadaşlarımızın günü tek tek kutlu. Evet, burada kimler var? Kimler var? Bakayım. Sanırım Gülşah vardı. Gerçek Alanya gazetesinden. Gülşah. Gülşah Anak. Gülşah Anak vardı. Katılırsa burada olacak. Arkadaşlar, Ekmel var. Olmazsa Ekmel'i de alalım. Ekmel'le Ekmel Rici'de çalışıyor yıllardır. Onda çalışıyor. Merhaba. Sizi tek tek alacaktım. Birlikte mi geldiniz? Kolay gelsin. Çalışan gazeteciler, sizin gününüz. Gününüz kutlu olsun. Nasılsınız? Ben hepimizin iyi. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Şu an gazetede, Gerçek Alan gazetesindesiniz. Aynen, Gerçek Alanya'dayız. Sayfaları yapıyoruz. Kaç kişi çalışıyor? 4-5 o civar, evet, 4 kişi. Şöyle bir bakabilir miyim ofise? Kimler çalışıyor? Gösterebiliyor musun? Ama daha gelmedi. Kimler gelmediler mi? 2 kişisiniz şimdi. Daha gelmediler. Evet, biz de aynen. Evet. Çalışan gazeteciler gününüz kutlu olsun sizin de, ikiniz de gerçek çalışanlar. Bugün yoğun bir gün, sayfa yetiştirmeye çalışacaksınız, haber yazacaksınız, çok yoğunsunuz biliyorum. O yüzden çok vaktinizi almayacağım. Hemen sizlerin de anılarını, dileklerini, beklentilerini almak istiyorum. Meslekte yeni olan kişilerden birisiyim ben de. Yani yaklaşık 6 yıl civarında yeni bir şeyler öğrenerek meslek hayatına devam etmeye çalışıyorum. Bu süreçte tabii birçok olumlu ve olumsuz anımız oluyor. Bunun yanı sıra çoğu meslekte olduğu gibi hani daha mutlu oluyorum. Bundan sonra etik ilkelerde devam ediyoruz. Gülşah Hanımcığım, böyle sesinde bir problem mi var kulaklığında? Ses çok gidip geliyor. Dinleyenler de benim gibi mi duyuyorlar acaba? Bağlantıda bir sorun olabilir. Onunla ilgili olabilir. Ha, internette olabilir. Evet. Sen meslekte yeni olanlardansın. 4 yıldır. 5 yıldır mı çalışıyorsunuz? Hemen hemen, aynen. Evet, Alanya'daki birçok medya kuruluşunda bu arada yani görme fırsatı, staj yapma fırsatı, çalışma fırsatın oldu. Alanya, zaten Alanyalısın. Bu şeyi biliyorsun çok iyi. Hani bu buranın dilini çok iyi biliyorsun. Burada gazetecilik yapmak nasıl bir duygu, Alanya'da gazeteci olmak? Nasıl bir duygu sence? Her zaman olduğu gibi yerel basının tabii kendine özgü bazı sorunları ve zorlukları daha fazla oluyor. Özellikle haber kaynakları, haberlerde, haberlerde kendini anlatman gerektiği durumlar oluyor. Onun dışında hani ben Alanya'da gazetecilik yapmayı güzel buluyorum. Yani bir sorun yaşamadım bugüne kadar. Hani çok büyük bir sorun yaşamadım. Onun haricinde devam ediyorum. Alanya'da olmanın tabii faydası var. Daha çok kişiyi tanıyorsun. Hani haber kaynaklarına kolay ulaşabiliyorsun. Onun oluyor. Bu mesleği zaten son cümleyi tekrar alabilir miyim? Olması bana ayrıca bir avantaj sağlıyor. Hani çoğu konuda ailece gazeteci olduğumuz için eksikliklerimi sağ olsun gideriyor. Ha, siz bir de evet ailece gazetecisiniz. Karı koca gazetecisiniz. Peki çocuğunun gazeteci olması ister misin? Ya, bu şartlarda tabii istemediğim noktada oluyor. Ama evet. Nasıl devam eder, nasıl şekillenir bilemeyiz. Gazetecilik ben ile yapabilirsem ve gazetecilikte ben evet oldum dediğin zaman bence başarısızlığa gidersin. Hani ne kadar olmadın, ne kadar çok şey öğrenmenin peşine düşersen o kadar iyi gazeteci olursun diye düşünüyorum. Peki diğer mesleklerde işte çevrende kardeşim mimar, işte bir sürü meslek var. Senin böyle baktığın zaman gazetecilerin en çok
şu hakka sahip olması gerekiyor. Şurada eksiklikleri var. Şu sektörde şu eksiklik var dediğin bir şeyler var mı? Şöyle yakın döneme bakmak gerekirse pandemide ön saflarda çalışmak durumunda kaldık. Mesela sağlık çalışanlarının bu konuda bazı hakları var. Aşıda öncelik vesaire gibi. Hı hı. Bizim bu tür birazcık daha önceliğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz de bazı konularda öncelik bulunması gerektiğini düşünüyorum. Tamam, bazı öncelikli gerektiğini düşünüyorum mesela. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Bağlantıda sanırım biraz sorun var. Duymakta da biraz sıkıntı yaşadık ama katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Şu an bir şeyler söyleyecek misin? Bağlantı kötü, bence tekrar bağlanalım. Oldu mu Zeliha Hanım için? Tamam. Aha, belki o zaman bağlantı güzelleşir çünkü duymakta zorlanıyorum. Sesin çok gidiyor. Kusura bakmayın. Tamam. Zeliha Hanım için tekrar bağlanacağız. Görüşürüz. Görüşürüz. Ekmel, seni alayım. Ekmel buralardaydı çünkü. Evet, Ekmel alıyorum. Yani işte stüdyoda olsaydık bu tarz beklemeler ve aksaklıklar olmaz. İşte dijital medyanın kolaylıkları gibi aksaklıkları var. Merhaba. Saçların güzelliğine bakın ya. Merhaba. Nasılsın? Merhaba. İyiyim. Siz nasılsınız? Çalışan gazeteciler gününüz kutlu olsun. Sizinki de kutlu olsun. Bugün ilk defa çalışmıyorsun. Senin çalışmadığın günler çok nadir. Onlardan birini yakaladık. Evet. Ben sektöre 2016 yılında girdim. İlk olarak. Ama şöyle söyleyeyim. İlk çalışmadığım 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü bugün. Bugün de bizim ekibin yarısından fazlası çalışıyor. Çalışan herkese kolay gelsin diyorum. Onların da bugününü kutluyorum. Gerçekten ama gazetecilik çok şey. Diğer mesleklerden farklı bir meslek bence. Ben yani şöyle söyleyeyim kısaca. İlk girdiğimde beni çok yakından tanıyan kişiler, mesela Alanya'da çok yakın ablalarım veya yakınlarım şey demişti. Gazetecilik farklı bir meslek, diğerleri gibi değil demişti. Bunu ilerleyen süreçte daha iyi anladım. Öyle söyleyeyim. Boş. Gerçekten boş başlayınca ya diğer işler nasıl anlatayım bunu? Diğer işler, onlar da ya her iş aslında sevilerek yapıldığı zaman bir iş daha güzel. Ama gazetecilik sanki şey gibi böyle yani içinde bilgi olan bir iş olduğu için yani her işten sanki biraz bilgi geldiği için böyle daha farklı, daha güzel bir meslek gibi. Ama günümüzde bazı konularda eksikleri var ama inşallah ilerleyen zamanlarda onlar da giderilir. İnşallah, öyle ümit ediyoruz. Peki neden gazeteci olmak istedin? Seni bu mesleğe iten şey ne? Hayalin hep gazeteci olmak mıydı? Aslında hayır, kesinlikle değildi. Ya şöyle, benim ilk gazeteciliğe merakım olan zaman şöyleydi. Şöyle söyleyeyim. Bir gün ben özel bir tiyatro oyununu izlemeye gittim. Bir tane çocuğun elinde şey vardı. Çocuk demeyeyim de şimdi. O zaman Aykut diye bir arkadaşım tiyatroya gelen insanların fotoğraflarını çekiyordu. Gittim, merak ettim, tanıştım. Ya kardeşim merhaba, ne yapıyorsun falan dedim. O da şey dedi. Dergiye çıkacak olan kişilerin fotoğraflarını çekiyorum dedi. Öyle onunla tanıştık. Daha sonra arkadaş olduk derken ilerleyen süreçte şey dedi. Ya Ekmel sen de bu sektörde çalışmak ister misin deyince ben de zaten kafada diyordum ki ya keşke ben de yapsam falan diye bir hayal kurmuştum. Ondan o soru gelince dedim ki tabii ki yapmak isterim falan dedim. Böylece girmiş olduk işte ilk şeyde Ayhan abinin yanında başlamış oldum. Yani festival dergisi vardı o zaman. Daha sonra oradan ayrıldım. Albüme girdim. Oradan çıktım. Sadık Karslan'ın yanına girdim. Öyle öyle. Şu anda Alanya Posta'sındayım. Alanya Posta Medya'dayım. Buradan tüm çalışan arkadaşlarıma da selamlar, sevgiler. Onların da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de senin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Gerçekten gerçek bir emekçisin. Canla başla çalışıyorum. Çalıştığını hep görüyorum. Umarım hak ettiğin yerlere gelirsin. Bu meslekte çok güzel yerlerde görmek isterim seni.
Görüşürüz diyorum o zaman. Var mı son anlatacağım bir şey, bir anı almak isterim yani, bir dileğin, bir önerin? Aslında ya anı bilmiyorum. Benim yaşıma göre ya çok fazla şey var ama şu an aklıma gelmiyor. Belki daha sonra. Şu an tamam. Tamam oldu. O zaman tekrar günün kutlu olsun. Sizin de gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi günler. Ezdeki Korkmaz zor şartlar altında çalışan Gatice'nin günü kutlu olsun değil mi? Teşekkür ederim. Kutlu olsun değil mi? Teşekkür ederiz. Merhaba. Merhabalar. İyi yayınlar. Teşekkürler. Gazeteciler gününüz kutlu olsun. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Yıllardır sen de bu sektördesin. Sen mi demeyeyim, siz mi demeyeyim? Karıştırıyorum şimdi. Birisine sen, birisine. Buyur, lütfen. Sen de. Yani sen de lütfen. Yani siz, sen diyelim o zaman. Ya yıllardır bu sektördesin. Gerçekten. Evet. Sahadasın yani. Hani böyle işin göbeğinde, kalbinde çalışıyorsun. Evet. Aynı zamanda bu işin tabii teorisini de biliyorsun, pratiğini de biliyorsun. Hep bu mesleği yapmak ister mi? Bu mesleği nasıl görüyorsun? Mutlu musun bu çalışmakta? Yani ve gelecekte bu mesleği hala, yani 30 yıl sonra da bu mesleği hala yapıyor olmak ister misin? Ya takriben 15 yıl oldu zaten. Öncesi de var diyelim. Sahada 15 sene oldu takriben. Severek başladım. Severek devam ettim. Halen de severek yapıyorum. Ama herkesin olduğu gibi tüm meslektaşlarımın kaygılar var artık basın sektöründe. Yani basına olan görüş değişti, basına olan verilen değer değişti. Başkanım da başta söyledi programın başında. Ekonomik zorluklar. Bu yeni dönem, yeni medya düzeni. Aslında ben medya demeyi kaçınıyorum, imtina ediyorum ama maalesef sosyal medya ismi ya da biz medya mı denmese bize diye düşünürüm. Bunlar tabii bayağı yıprattı. Ben zaten bizim Y kuşağının genel sorunu bu. Her şeyin geçiş sürecine denk geldik. Meslekte de oldu bu. Bu süreç evet bayağı yıprattı. Kaygılar doğdu. Güvensizlik sorunu doğdu. İleride yapılır mı? Tabii ki. Ben artık bunca yılın sonrasında ne yapacağım artık? Bu kendi ismim kadar oturdu bana. Karakter gibi oldu bende mesleğim. Elbet ki yapabildiğim kadar, şartların el verdiği kadar bu mesleği yapmak istiyorum. Bilmiyorum hayat beni nereye sürükler. Herkes için geçerli bu. Ama ülkemde... Buyurun lütfen. Yok, bölmek istemem. Çok özür dilerim. Yapmayı düşünmüyorum. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Yani birlikte çalıştığım birçok sektörde çalışan arkadaş, yani sektörden birçok kanalda, ulusalda da yerelde de çalışan arkadaşlarım var. Birçok kişi tanıyorsun sektörde. Baktığın zaman iyi de bir gözlemci olduğunu düşünüyorum. Baktığın zaman, gözlemlediğin zaman bu sektörde en çok seni üzen şey ne acaba? Yani ya da en çok olmasını istediğin şey bu niye yok dediğin bir şeyler var mı? Talebin ne olabilir? Aslında zincir olarak bahsetmek lazım sorduğun soruyu. Şimdi ekonomik zorluklardan dolayı çoğu kişi başka sektörlere yöneldi. Çok çok kıymetli gazetecileri kaybettik maalesef. Evet. Alttan gelen jenerasyon da artık, yani biz Y kuşağından sonra gelenler de biz Alanya'da bize eski yeniler deniliyor. Yani ben geldiğimde pek yeni gazeteci arkadaş yoktu Alanya'da basında. Biz yeni olarak başladık. Bayağı bir sürede gelmedi yeni. Yani bir 10-15 kişi kadardık. Onun üzerine gelmedi. Sonra gelmeye başladılar. Yeni kuşak daha çabuk, hani hızlı dünyanın verdiği şartlardan dolayı galiba daha çabuk bir şeyler yapmak istiyor. Ve bu sektörde bir yerlere gelmek, tutunabilmek, daha doğrusu bir yerlere gelmek yanlış olur. Tutunabilmek çok zorlaştı. Böyle olunca da nasıl söyleyeyim, yetili yetisiz birçok insan geldi ve geçti. Tutunmaya çalışıyorlar. Gerçekten benden önce katılanların da söylediği gibi çok büyük bir emek işi ve sabır işi. Bunu da göstermek maalesef çok zor. Keşke daha düzgün şartlarda olabilse. Gelen arkadaşlarımız veya buradaki mevcutlar
daha iyi tutunabilse, daha özgürce gazetecilik yapabilse. Ben özgürlükten ve ekonomiden den vururum bana bu sorunun cevabı. Bence keşke dediğim özgürlük ve ekonomi olur günümüz şartlarında. Zaten ikisi de birbiriyle bağlantılı değil mi? Yani ekonomik özgürlüğün, evet, ekonomi olarak ne kadar iyiseniz o kadar da dolayısıyla da aslında özgür de olabiliyorsunuz tabii ki. Umarız, evet, yani gerçekten tüm ülkedeki basın çok iyi yapabileceği işi, yani zaten canhıraş gerçekten çok zor şartlar altında çalışıyorlar. Sevmeyerek bazı meslekler sadece parası için yapılabilir. Ama ben eminim ki bu meslek, yani birçok mesleğe hani ücreti biçelim. Yani o yüzden bu mesleği sadece seven insanlar yapabilir diye düşünüyorum. Değil mi? Bunun ya başka türlü yapılmaz ya. Mümkün değil. Mümkün değil herhalde, yapılamaz. Mümkün değil. Yok yani gazetecilik. Çünkü kazandığınız ortada, ne kadar yanlış, dışarıda yanlış bilinse de çoğu insan tarafından, gazeteciler çok az kazanan ama çok büyük uzun mesailer yapan, gündüzü gecesi olmayan bir meslek. Yani bunu sevmezseniz asla yapamazsınız. Buna rağmen de birçok şeye maruz kalan. Tabii ki tabii ki. Hiçbir hakkı olmayan, kağıt üzerinde bir sürü hakkı olan ama hiçbirisi tam anlamıyla verilmeyen bir sektörden bahsediyoruz. Tam olarak meslek gibi görülmeyen, bu sosyal medyanın çıktığı andan itibaren de tam bir meslek gibi görünmeyen, basitleştirilen, basit algılattırılan bir meslek. Yani sevilmezse yapamayacağınız herhalde en büyük mesleklerden, yani sanatı çıkarırsak herhalde ondan sonra gelen büyük mesleklerden, ki ismi fikir işçiliği zaten bunun da, meslek gruplarının başına geliyor diye düşünüyorum ben. Peki neden sanki herkes bu mesleği yapabilir, çok basitmiş gibi görünüyor sence? Hani neden hani herkesin çok kolaylık, hani herhangi bir ne derler, bir geçerli, mesela dün de konuştum bu konuyu. Hani bir öğretmen olmak için bir diplomanızın olması gerekiyor. İşte mühendis olmanız için bir diplomanız olması gerekiyor. Bir geçerli bir şeyiniz olması gerek. Ben bunu şey olarak söylemiyorum. Bu meslekte illa da diploma gerekmeli diye değil. Ama herhangi bir geçer. Mesela 20 yıldır bu adam bu işi yapıyorsa, o zaman ya da işte 10 yıldır yapıyor, belli ki yapıyorsa verilir bir şey. Hani bir sertifika da olsa, bugün artık musluk tamircilerin, elektrik tamircileri bile sertifikası iş yapamıyorlar değil mi? Ustalık belgesi olmadan. Hani bu insanlara da bir ustalık belgesi mi, çıraklık belgesi mi, bir mesleki yeterlilik şeyleri bir gözlem altında tutulmalı. Mesleki olarak, hani ahlaki olarak bazı şeyler olmalı. Onların hepsinden geçiyorsa o zaman evet tamam, sen gazetecisin ve bunu yıllarca yapabilirsin belgesi ancak o zaman verilmeli diye düşünüyorum. Hani o neden bu kadar hafife alınıyor sizce bu meslek? Neden hafife alınıyor? Çünkü artık dediğimiz gibi içi boşaltılan bazı değerler var sosyal medyanın çıkmasıyla. Ben bunu sosyal medyada yapabiliyorsam herhalde burada da yapabilirim düşüncesi var. Maalesef zorunda bırakılıyor bazı, özellikle yerel medya. Yerel medya ekonomik savaşlar veriyor. Tüm Türkiye'de, Alanya'da da çok büyük savaşlar içerisinde, yani çok büyük savaşlarla gazetecilik yapmaya çalışıyorlar. Böyle olunca da bu ekonomik zorluk çalışandan patronuna, herkes de olduğu için alt muhabir tabakasında da insanlar, maalesef vasıfsız insanlar da gelip geçiyorlar. Bu da ön ayak oluyor diye düşünüyorum. Dediğim gibi bir de yani çok içi boşaltıldı gazeteciliğin. Herkes yapıyor. Yani kendi sayfasında yaptığı şeyi ben birebir biliyorum, yani Alanya'da birkaç sosyal medya hesabında haber yazıyor insanlar. Gazetecilikle alakası yok. Birisi esnaf, birisi başka bir şey ama geçen gün yazdığım haberde diyebiliyor. Yani bu şeyi kendinde görebiliyor. Bu yeti, ne bileyim ya, az okumaktan da geçiyor biliyor musunuz? Yani az okuyan da bir milletiz, ayıramıyoruz. Yani bunu bir yine Avrupa öğücülüğü olarak görmesin izleyenler. Avrupa'da insanlar daha seçici. Haber okurken de, kitap okurken de. Maalesef biz kitap okumuyoruz. Haberi de duyduğumuza inanan bir millet olduğumuz için görmeye ihtiyaç duymadan birçok şeye inanıyoruz. Bu da sosyal medya çöplüğünde maalesef bizim mesleğimizin de içini boşaltıyor. Herkes yapma meylinde çünkü vasfı yok. Yani bunu aşağılamak gibi söylemeyeyim ama bekçilik veya ne bileyim
bir güvenlik görevlisi olamayacak kadar vasıf sahibi olmayan bir insan bile sosyal medyadan haberciliğe soyunuyor. Bu da işte onlarda bile bir belgeniz olmadan sen evet bir şey yapabilirsin. Bütün mesleklerde de olmalı. Bütün meslekleri ben birinden daha düşük ya da yukarıda tuttuğumuz için değil kesinlikle ama her mesleğin bir yapılabilir. Yani bugün bir yerde bir yazı yazacaksanız Türkçe bilginizin olması gerekiyor en basitinden. Yani kızın hatalarını bile bilmeden hatta direkt haber yazmaktan ziyade dergi çıkaranları gördük. Dergiyi açıyoruz, bakıyoruz içerisinde Türkçe yok. Fotoğrafların alttaki haberle ilgisi yok. Hani yani normalde fotoğraf albümü bile yapıp evimize koyamayacağımız bir dergiyi hani ilkokul çocuğunun ne derler fiş dosyası bile olamayacak kadar bozuk bir yapıda bir şeyi dergi diye insanlara satılıyor. Sonra da gerçekten gazete, dergi içerik üreten insanlarınki değersizleşiyor. O bir sürü çöp olunca etrafta. Bence gazetecilerin izleyenler açısından söylemek gerekirse ben en büyük taleplerinden birisi iyi ile kötüyü ayırt eden, süzebilen okuyucular, izleyiciler, dinleyiciler olması. Yani bunu çünkü gazeteciler tek başına yapamaz. Bunu ancak dediğiniz gibi bilinçli tüketiciler, bilinçli okuyucular, izleyiciler yapabilir. Yani kime hangi ne değeri vereceğinizi, kime ne diyeceğinizi tanımları size ait yani okuyucuya ait. O yüzden biz yapacağımız işin tamamen değerini onlar belirliyor. Biz onlara hani gazeteciliği değer veriyoruz, seviyoruz. Bugün onlar için ne yapabiliyoruz diye düşünen birileri varsa iyi gazeteciyle, işini iyi yapan insanlarla kötü yapan insanları aynı kefeye koymayın ki iyi yapanlar hem ekonomik olarak hem özgürlük olarak hem mesleki olarak kendilerini gerçekten bir seviyeye getirebilsinler. Öyle değil mi? Doğru doğru. Aynen katılıyorum. Yani artık profesyonel gazeteciler günümüzde kirletilen gündemi temizlemek, kirletilen habercilik dilini temizlemekle uğraşıyor. Gündemi yansıtmaktan, gerçeği yazmaktan çok kendi meslek gururunu kurtarmaya çalışıyor maalesef. Yani her gün özellikle pandemide herkes sıkıldı. Herkesin elinde bir cep telefonu, önünde bilgisayar. Gündem kirliliğini, yalan yanlış şeylerin içinden sıyrılarak gerçek habercilik yapmaya uğraşıyorlar. Kendi meslek gururlarını kurtarmaya çalışıyorlar maalesef. Yani gazetecilikten çok aslında kendi mesleği için savaş verir bir durumda oldular. Çok zor. Umarım düzelir. Umarım gereken kanunlar bir an önce çıkar. Özellikle bu internet medyasıyla alakalı ki artık az önce söylediğiniz gibi sapla samanı ayırabilsin insanlar. Ama dediğiniz gibi okumakla, araştırmakla başlıyor her şey. Lütfen düzgün kaynaklardan okusunlar. Düzgün kaynaklardan haber edinmeye çalışsınlar. Bilinen, güvenilir gazetecilerden bilgi almaya çalışsınlar. Çok teşekkür ederim. Vakit hızla ilerlediği için diğer arkadaşlara da hemen alacağım. Tekrar gazeteciler gününü kutluyorum. Katıldığın için de çok teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlarımın ve senin gününü kutlarım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çalışıyorsunuz? Evet, çalışıyoruz. Bugün gazetedesiniz. Bugün... Gerçek Alan Gazetesi. Evet, Gerçek Alan Gazetesi'ndeyiz. Gerçek Alan Gazetesi'nin Wi-Fi'si mi bu? Hayır. Normal internetim ama az mı geliyor ses? Hayır. Görüntü böyle aşırı flu. Aşırı flu geliyor. Tamam, neyse. Vallahi bilmiyorum. Tamam. Belki olduğumuz yeri çekmiyor olabilir. Şu an iyi ama galiba açıktandı. Şu an çok daha iyi görünüyor. Evet, siz de yıllardır bu sektördesiniz. Hemen sizin de böyle dileklerinizi almak istiyorum. Söz sizde diyelim. Herkese merhaba. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne herkesin kutluyorum. Zor bir meslek. Ben bu işe 98 yılında başladım. Devam ediyoruz. Bayağı bir uzun yıl ola. İnşallah emekli de olacağız bu gidişle. Sevdikten sonra çok güzel bir meslek bana göre. Ben severek yapıyorum. Hı hı. Böyle devam ediyor.
Evet. Tasarım yapıyordunuz galiba daha önce. Şu an? Şu anda internette hem haber hem internet sitesine devam ettiriyorum. Muhabir olarak devam ediyoruz. Yani uzun süre yaptığım tasarımı bıraktım. Gizem Hanım devam ediyor bizde. Evet. Kendisini biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Bugün çalışıyor musunuz işte? Gizem Hanım, selam verir misiniz? Kolay gelsin. Teşekkür ederim Gülay Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. Gününüz kutlu olsun Gizem Hanımcığım. Çok sağ olun. Hepinizin kutluyorum. Çalışan Gazeteler Günü. Çok güzel bir meslek. Ben içime paket değil kalıyorum. Tasarımı çok seviyorum. Ve biliyorsunuz. Biliyorsunuz gazetecilik tabii dağıtıcısından, tasarımcısına, muhabirine, yani her şeyin bir bütünlük olduğu, hani hepsinin bir zincir böyle. Biri olmazsa hepsi birbirini besliyor. Biri olmazsa biri olmaz. Gizem de mesela gazeteyi tasarlayanlardan birisi. Muhabirinin yaptığı haberleri o bizim önümüze getiriyor tasarlayarak. Teşekkür ediyorum çok. Son varsa sözlerinizi alayım Zeliha Hanım. Herkesin 10 Ocak tekrardan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. İnşallah şu virüsü atlatırız. Hep beraber gelecek sene iyi bir gün olarak kutlarız. Büyük bir tempoyla. Şu anda tüm bayanların olduğu bir mekan olduğu için kadın gazetecilerin artacağı bir seneler olması dileğiyle. Evet, böyle kadınlar bir arada ne güzel. Size kolaylıklar diliyorum o zaman. İyi teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Herkese selamlar. Gerçek Alanya'nın güzelleri olarak evet teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Bakın yarın gazete okuyabilmemiz için, Gerçek Alanya gazetesini okuyabilmemiz için işte bugünden arkadaşlar çalışıyor. Bazıları yazıyor, bazıları tasarım yapıyor. Evet, kim vardı başka? Necati Bey burada mı acaba? Arkadaşlar ben şu an kimseye ulaşamıyorum ya. Acaba gruba falan yazabilir misiniz? Necati Bey katılmayanlar için. Gülşah, Gizem sizden rica etsem. Şu an izliyorsunuz. İzlemeyen arkadaş, ya, buraya gelmesini istediğim arkadaşları. Çünkü biraz önce geldiler alamadım. Kimler var burada şu an? Bakayım. Yağmur burada mı? Evet, istek gönderdim. Bakalım buradaysa Necati Bey gelecek. Evet, 9 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bugün gazetecilere bir söz hakkı tanımak istedik. Onların, bugün bakın herkes evde, tabii sağlıkçılarımız da çalışıyor, polis, jandarma, kolluk kuvvetleri çalışıyor. Ama işte gazeteciler de çalışıyor. Yeni Alanya Gazetesi'nden Cüneyt Bey. Selamlar gönderiyorum. Gazeteciler gününüz kutlu olsun Cüneyt Bey. Bakalım. Gizemciğim Necati Şatan'a katılamıyor. Evet. Gruba Gizem Hanımcığım gruba yazar mısınız acaba Zeliha Hanım'la? Necati Bey, Yağmur Hanım bekleniyorlar. Yağmur Hanım'ı da yazalım. Bakalım. Tabii 3'te başlayacak dedik. Çalışıyorlar. Saat 4 oldu. Çok da uzatmak istemiyorum. Çok insanların vaktini de almak istemiyorum ama herkes de bir söz hakkı da tanımak istiyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü aslında yani tabii 1961'den beri kutlanıyor. Önce çok daha bu biraz önce tam onu anlatıyordum. Bağlantı oldu. 9 patron olayı olarak ortaya çıktı. O zaman ki en iyi gazete, en büyük gazetelerden Akşam, Cumhuriyet, Unuttum Olmasın, Dünya, Hürriyet, Tercüman, Milliyet, Vatan, Yeni İstanbul, Yeni Sabah gibi 9 tane gazetenin çalışanları boykota gidiyorlar ve özlük haklarını istiyorlar. Kendi haklarını savunmak için boykot yapıyorlar gazeteden. Ve 9 Ocak 1961'de ve sanırım basın diye bir gazete çıkarmaya başlıyorlar. Sadece kendileri, diğer o gazetelerden ayrılıyorlar. Ayrılan gazeteler bir gazete çıkarıyorlar.
O gün bugündür, bugün kutlanıyor ama ondan sonra 1971'den sonra da Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaya başlıyor. Çok daha eskiden tabii biraz daha bayram olarak söylenmiş ama şu an tabii gazetecilerin durumu ortada. Bu yüzden artık bayram değil, daha çok bir böyle hak arama günü, hatırlanma günü gibi, birçok meslekte olduğu gibi kutlanıyor. Kutlanıyor cümlesini de aslında çok gazeteci çok tasvip etmiyor. Yani çünkü kutlayacak neyimiz var deniliyor. Gerçekten bu kadar tutuklu gazeteci varken, bu kadar hakları elinden alınmış gazeteci varken, yani bu kadar, yani özgürlük diye, hani birilerin hakları için uğraşı, şimdi düşünün ki birilerin haklarını aramak için haber yapacaksınız ama kendi hakkınız yok. Yani sizin hakkınızı kim arayacak? Bugün önce bir ülkede birçok yani özgür basın gerçekten çok önemli. Birçok şeyin birçok haberin iyi güzel yapılabilmesi için, birçok kişinin hakkının iyi aranabilmesi için, özgürce aranabilmesi için önce gazetecilerin haklarının gerçekten dört dörtlük olması gerekiyor. Yani dört üçlüye bile razı herkes ama yani gerçekten olabilecek en iyi seviyede olması gerekiyor ki kendiyle ilgili düşünecek hiçbir şeyi olmasın ki artık başkasını düşünsün. Çünkü bugün bir gazeteci gerçekleri yazmak isteyen, halkı aydınlatmak isteyen, halkı için bir şeyler yapmak isteyen gazeteci evine çocuğunu ihtiyaçlarını alamıyorsa, evini geçindiremiyorsa nasıl yapabilir? Kafasında hani geçim derdi olan bir gazeteci ya da tutuklanma, işte işinden çıkarılma korkusu olan bir gazeteci tabii ki hiç kimsenin, hiç kimseyle ilgili bir şey yapamaz. Evet, var mı arkadaşlar? Kapatacağım yoksa. Yani olabildiğince de zaten halkına da bir yazayım olmazsa. Posta Gazetesi'nin diğer. Eğer kimse yoksa kapatacağım. Çünkü bugün birçok gazeteciyi alacaktım. Konuştuk ama. O da yok sanırım. Hayal'e de bakalım. Evet. Yayıncılık zor işte. Birçok işte çalışıyor. Hayal diyorum tekrar. Sanki Nurkan Bey'i gördüm. Bir Nurkan Bey'i almak istiyorum. Kendisi de eski gazeteci. İstek gönderiyorum. Buralardaydı. Buradaysa kendisi de iyi dileklerini iletsin. Şu an kendisi de aslında bizim eleştirdiğimiz şeyleri söylüyor. Geçen gün Melih Yeni ile de kendisi bir program yaptı. Gazetecilikle ilgili konuştu. Evet. Kim kaldı? Yağmur. Nurkan Bey, o zaman tekrar yazıyorum size. Gitmiyor mu acaba? Bilemedim, ben yapamadım. Tek gönderdim. Yani Nurkan Bey merhaba. Merhaba, kim var? kim var sizi... diyorsunuz. Ben de bekliyorum. 16.30'da da bir yayın daha var İstanbul'da. Onlara da mesaj attım. Yok, onlara mesaj attım dedim. Beni öncelikle almayın, biraz bekletin dedim. Merhaba. Merhaba. Çalışmayan gazeteciler gününüz kutlu olsun. Evet, bugün çalışmıyorum, evdeyim. Bugün yayınım da yok. Instagram'da canlı yayınım da yok.
Öyle. Beni de dahil ettiğiniz için, unutmadığınız için bu camiayı bu yüzden seviyorum. Ben de zamanında gazetecilik yaptım. Evet, yıllarca bu meslekteydiniz. Evet. Daha sonra çalıştığım kamu kurumunda da yıllarca yine bu mesleğe bağlantılı basın halkla ilişkiler bürosunda görev aldım. Sonra dış ilişkiler, uluslararası ilişkiler departmanında 29 sene 5 belediye başkanımıza büyük bir keyifle, memnuniyetle dış ilişkilerden sorumlu danışmanlık yaptım. Sonra da 2 yıl önce kendi isteğimle genç yaşta elime baston almadan bol bol gezeyim diye emekli oldum. Ama virüs çıktı, gezemiyoruz. Fakat şükür bugünlerimize sağlığımız yerinde. Ben hemen konuşmaya başladım ama siz bir şey soracak mısınız? Yok, siz kimler... şimdi yıllarca gazetecilik yaptınız. Daha sonraki mesleğiniz de hep yine basınla iç içeydi zaten. Hani gazetecilikte hiç kopmadınız. Yani daha hiç. Sonra yaptığınız iş de basınla ilgiliydi zaten. Basın danışmanıydınız, işte dış ilişkiler. Evet. Gazetecilikle ilgiliydiniz. Hem işin için daha nasıl için göbeğinde muhabirlik de yapan, daha çok sahada da çalışan bir insan olarak, daha sonra sahayı bırakan bir insan olarak da gazetecilik mesleğinin dününü ve bugününü çok iyi biliyorsunuz siz de. Şu an mesela hemen dijitalleştiniz, siz de dijital bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Siz gazetecilik mesleği sizce dışarıdan nasıl görünüyor? Yani bu mesleği gelecekte nerede görüyorsunuz? Ben öncelikle beni de davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Camianın beni unutmamış olması, sizin beni unutmamış olmanız ve burada yeni arkadaşlarımızla buluşmaktan çok büyük keyif alıyorum. Onun için öncelikle teşekkür ediyorum. Ve burada bulunan, şu anda burada görevli olduğu için bulunamayan bütün arkadaşların, sahada çalışan herkesin bu çok mühim 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Aslında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü benim hatırlatmamla başlamıştı. Yine çalıştığım bir kamu kurumunda Allah gani gani rahmet eylesin Mehmet Ali Dinbey'in babasına bir mektup göndermiştim. 10 Ocak'ta Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili Alanya'da bir toplayabilir misiniz arkadaşları diye. Ama o zaman zaten çok gazete yoktu. Televizyon yoktu galiba bildiğim kadarıyla. Daha sonra oluştu. Ondan sonra bunu arkadaşlar anmaya, hatırlamaya, sonra cemiyet kuruldu falan. Benim ilk gazetecilik yaptığım zaman da heyecan çok doruktaydı tabii. Çünkü biz bir kere tipo baskı gazetecilik yaptık. O zamanlar Alanya'nın ilk gazetesiydi. O gazetede çalışmıştım. Yeni Alanya gazetesinde. Haftalık çıkıyordu. Haftada bir gazeteyi zor çıkartıyorduk biz. Çünkü Mehmet Ali Bey vatani görevi için ayrılmıştı. O varken kolay oluyordu ama o ayrıldıktan sonra biraz daha zorlandığımız günler oldu. Hatta 15 günde bir çıkardığımız zamanlar da olmuştu. Daha sonra ofsete geçiş gecesini hiç unutmuyorum. Makineler geldi, bilgisayarlar geldi. Bakıyoruz nasıl olacak bu işte. Çünkü biz daktilolarla yapmıştık. O zaman ofset gaz baskının ilk çıkacağı gün sabaha kadar gazetede beklemiştik hepimiz de. Hatta Mehmet Ali Bey gidin arkadaşlar, yarın da işimiz var. İşte gelmeniz gerekebilecek, işte film yapacak. O zamanlar fotoğraf, film, siyah beyaz filmler yapılması lazım. Renkli fotoğraflar çıkarılması lazım. Onu yapan departmanlar, teknik birimler oluşturuldu. Çok büyük bir heyecandı. Sabaha kadar bekledik. Gazete o gün sabaha karşı çıkmasa da öğlene doğru çıktı. Çünkü ilk kez çıkıyordu. Yani o aşamadan bugün şu anda sizinle konuştuğumuz bu teknolojik gelişmeye kadar o devrelerin hepsini hatırlıyorum. Yerel televizyonların kuruluşu, yerel radyoların kuruluşu, yerel radyolarda istek şarkıların gönderilmeye başlanması, haberlerin okunmaya başlanması. Çok hızlı söylüyorum ama müthiş bir nostalji Alanya'da ve Türkiye'de bu aslında. Çünkü yerel gazetede isminizin çıkması, ne bileyim bir mahalle futbol takımında bile, şimdi mahalle artık oralar belde oldu, sonra mahalle oldu. Mesela Kestel Spor, Mahmutlar Spor, hepsi bir spor sayfasının oluşmasına da vesile olmuştu. Ben bu heyecanların hepsini yaşadım. Ancak doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar ama ben şunu söylemek istiyorum. Gidişat nasıl dediniz? Bir kere şunu söyleyeyim. Birkaç konuşmacı önce Engin Anak Bey konuştu. Konuştuklarının %99'unun hepsine ben de imzamı atıyorum altına. İkincisi, Engin Bey burada mı şimdi bilmiyorum ama mesleğini güzel yapan, iyi yapan bir arkadaşımız. Ben dinledim. Çok tok bir sesi var. Seslendirmeyi ek bir iş olarak düşünebilir, onu söyleyeyim. Bilmiyorum evet. Yapıyor mu? Bilmiyorum yapıp yapmadığını ama seslendirmeyle ilgili, yani o ses TRT'ye kadar gider söyleyeyim. Onun için evet, de onu da tebrik ediyorum. Tabii gazete... Evet, duyuluyor mu sesim? Geliyorum. Tabii ki duyuyorum. Harcanıyor, evet. Burada bence evet harcanıyor. Gerçekten çok, yani sadece sesinin tonunu söylemiyorum. Kelimelere, cümlelere baskısı, vuruşu
gerçekten ben bilmiyordum. Bu kadar yakından dinleme fırsatım olmamıştı şeyi konuşmasını. Onu da tebrik ediyorum. Söylediklerinin çoğuna katılıyorum. Öncelikle bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Bir kere kim nerede ne iş yapıyorsa yapsın ekonomik olarak hakkını hak ettiği kadar gününde alması lazım. Ben bugün böyle olup olmadığını bilmiyorum ama tahminim var. Buradan söylemek istemiyorum şimdi. Çünkü patronların da bir yere kadar gücü var. Özellikle bu mesela şimdi bu pandemi sürecinde COVID-19 neredeyse bir yıla yaklaşacak. İnşallah bundan da yakında kurtuluruz diye dua ediyorum. Bu pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörlerin başında turizm, murizm diyoruz tamam ama yani basın camiası geldi. Bakın bir reklam gazetemiz... Reklam verenler. Şimdi reklam verenler yok. Reklam verecekse de bir bahanesi var. İşte pandemiden dolayı işler kötü diyorlar mesela. Sadece bildiğim kadarıyla gıda sektörünün işleri iyiye gidiyor, iyiye gitti bu arada. Biraz da belki temizlik, bu kimyasal maddeler satışı ile ilgili dezenfektan işleri iyi gitti ama onlar da bize göre iyi gitti. Oteller kapalı olduğu için onlar aslında asıl müşterileri otellerdi. Yani bu pandemi sürecinde ekonomik olarak en çok etkilenen ilk 3 sırada ben medyayı sayabilirim yani. Çünkü dediğiniz gibi reklam verecekse bile ya durumu biliyorsunuz demesi deyince bir şey denilemiyor. Ama takdir ediyorum, gerçekten tebrik de ediyorum. Gerçekten basın dünyası ağlamadı başkaları gibi. Başka çok ağlayanlar var mesela. Sürekli dosyalar hazırlanıyor, Ankara'lara gidiliyor falan basın. Ve bunların bütün bu dertlerini yaptıkları her şeyi haber haline getiren gazetecileri bilmiyorum değerlendirirler. Mesela inşallah bu aşılarla ilgili öncelikli meslekler şimdi belirleniyor. Umarım inşallah gazeteciler de ilk sıralara alınır. Çünkü sahada hem hastanede hem adliyede hem karakolda hem sahada çalışan arkadaşlarımız da risk altında aslında. Polislerimiz de öyle. Yani bu vesileyle sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere bütün güvenlik güçlerimize, belediye zabıtalarına. Çünkü alanda insanlarla birebir çok yakın mesafede temas etmek durumundalar. Onlara da teşekkür ediyoruz özverili çalışmalarından dolayı. Özellikle sahada dışarıda çalışan gazeteci arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar ilçemizde olmadı çok şükür ama ülkemizde hayatını bu Covid'den dolayı kaybeden gazeteci meslektaşlarınıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Eğer rahatsız olan arkadaşımız varsa bir tane vardı galiba iyileşmiş bugün haberini başka bir arkadaştan aldım. Ona da şükürler ediyorum. İnşallah kimse bir daha bu virüse yakalanmaz. Dediğim gibi ekonomik olarak çalışan arkadaşların her sene aynı dilekler dileniyor. Bundan sonra daha iyi şartlarda inşallah çalışılır diye. Daha iyi şartlarda çalışılması lazım. Ben gidişatın mesleğin gittiği şekliyle söylüyorum. Ekonomik olarak değil. Çok iyiye gittiğini de düşünmüyorum. Şöyle işini çok iyi yapan gazeteci arkadaşlardan kurulu bir Alanya'da bir takım var aslında. Alanya ölçeğinde biraz önce siz mi söylediniz? Başka bir arkadaşımız galiba söyledi. Hakikaten Antalya'dan ya da şehir dışından Ankara'dan gelen devlet büyüklerimizin en çok dikkat ettikleri şey Alanya'daki bütün gazetelerin, televizyonların, radyoların, internet portallarının yöneticileri, muhabirleri kalabalık bir basın ordumuz var. Bu aslında Alanya için bir artı. Yani bizim için bir güç gösterisi aslında. Herkes bakıyor mikrofonlarda bir sürü gazetenin, televizyonun şeysi var. Ya da yaka kartlarında değişik gazetelerin, dergilerin. Çok medya gücümüz çok fazla bizim burada yani. AGC çatısı altında da Gaye Hanım da bunu çok güzel başardı şimdi. Arkadaşları toparlayıp önemli bir STK durumuna geldi. Mehmet Ali Bey ile başlamıştı. O bayrağı aldı. Daha ileriye götürmeye çalışıyor. Ama gazeteci arkadaşların haklarının daha iyi korunması, biraz daha sesin yükseltilmesi belki daha iyi olur. O nedenle Engin Bey'in söylediklerine katılıyorum. Sosyal medya var şimdi. Herkes telefonla çektiğini habermiş gibi paylaşmaya çalışırsa bu olmaz. Herkes kendi işini yapmalı. Gazeteciliğini yapmalı. Bunun da belki bir düzenleme yapılması gerekir ama geçenlerde Gaye Hanım'la mı konuşmuştum hatırlamıyorum ya da Mevlüt Bey'le konuştuğumuzda mı onunla da konuşmuştuk. Sanırım bir mecliste yasa zaten bekliyormuş bu meslekle ilgili. Özellikle internet gazeteciliğiyle ilgili. Çünkü biz millet olarak da çoğunlukla her duyduğumuza, herkese güvendiğimiz için kendimiz gibi her duyduğumuza inanıp biz de paylaşıyoruz. Ben burada vatandaşlardan kimse yoktur ama gazeteci arkadaşlar var. Ben vatandaşlardan da gazetecilerden duydukları haberlere itibar etmelerini tavsiye ederim. Herkes her şeyi paylaşıyor çünkü. Bazen görüyoruz işte adamın dükkanının önünde kaza oluyor onu da paylaşıyor. Ama o kaza olunca belki paylaşmamak gerekir. Belki plakayı. Şimdi gazeteciler kuralları biliyorlar mesleğin kurallarını. Bazen yapılmayacak şeyler de yapılabiliyor. Ben görebildiklerimi söylüyorum sadece.
Onun dışında bilgi kirliliği tabii bu yüzden oluşmuş oluyor. Yine Engin Bey'in söyledikleriyle örtüşüyor. Bilgi kirliliği en tehlikeli şey. O nedenle biraz daha sabredip çok acele haber almak derdine düşmeyip hepimizin gazeteci arkadaşların kendi ocaklarında, kendi mutfaklarında pişirip bize sunacakları haberleri beklememiz daha faydalı olur diye düşünüyorum. Onun dışında ben bu işi bıraktığım ama çalıştığım kurumda gazeteci arkadaşlarımla hep irtibat halindeydim. Bugün de yine hala irtibat halindeyim pek çok gazeteci arkadaşımla ama mesleğe çok sonradan katılanların bazılarını tanımıyorum. O nedenle de onlardan da özür diliyorum eğer karşılaşıyorsak bir yerde. Bunun yanı sıra da bir Letonya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu olarak siz de başta olmak üzere bizim konsolosluğumuzun bütün demeçlerine yer verdiğiniz için de özellikle teşekkür ediyorum ki bu 10 Ocak gününde makbule geçiyor. Bizim de sesimizi duyurmuş oluyorsunuz. Ben de ABAS'ın bülteni hazırlamıyorum. Bazı arkadaşlar sitem ediyorlarmış. Sadece bir iki basın kuruluşunda Nurkan Bey'in konsolosluk haberleri ya da duyuruları çıkıyor diye. Ben sosyal medya hesabım var iki tane Instagram'da, Facebook'ta. Orada paylaşıyorum. Oradan isteyen onları zaten gizli olmadığı için alıp kullanabiliyorlar. Ben bu vesileyle aracı olduğunuz için çok da tekrar çok teşekkür ediyorum. Mesleğin geldiği yerin sevindirici bir tarafı var. Artık böyle kolay bir şekilde birbirimizle oturup online söyleşi de yapabiliyoruz, toplantı da yapabiliyoruz. İnşallah onlar daha da gelişecektir. Daha da bu bilgi kirliliği temizlenecektir sayenizde. Tabii burada gazetecilere de çok görev düşüyor. Onu yapan insanlara da söylemek lazım. Onlar da bazı STK'ların temsilcileri olabiliyor. Bazen acele yetiştirmek için haberi gazeteden önce kendileri paylaşmak istiyorlar. Bu da tabii yanlış. Ama onların sayfalarından alınması için yapıyorlarsa tabii ki onu da aynı bizim gibi yapmaları normal. Ben bütün çalışan arkadaşların bu özel gününü kutluyorum. Yine her sene olduğu gibi ben de aynı rutin şeyi söylüyorum. Seneye daha güzel şartlarda, daha iyi şartlarda, tekrar daha güzel platformda, belki daha büyük bir ekranda hepimiz buluşuruz. Farklı platformlar çıkar. Teknoloji de siz çok iyi takip ediyorsunuz Gülay Hanım. Özellikle dijital teknoloji, medya ile ilgili. Siz Alanya'da herhalde en iyi takip edensiniz. Ben de sizden öğreniyorum pek çok şeyi paylaşımlarınızdan. Teşekkürler. İnşallah bu dijital teknolojiyi de olumlu anlamda geliştiğini olumlu anlamda kullanırız. Böyle daha kalabalık hep birbirimizi göreceğimiz bir ortamda buluşuruz. Son dileğim de inşallah çok kısa bir zamanda bu aşı da etkisini göstermeye başlar ve virüs illetinden, belasından kurtuluruz. İlacı da çok yakın zamanda bulunur. Ondan sonra da yine karşılıklı sohbetler yapacağımız, kahveler içeceğimiz, böyle tartışacağımız mesleğimizi. Ben bu meslekten ayrıldım ama hala arkadaşlarla, sizlerle şöyle bir ortamda bile buluşmaktan, bulunmaktan çok mutluyum. O nedenle başta siz ve bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir 2021 yılı diliyorum bütün gazetecilere, ailelerine ve arkadaşlarına. Çok teşekkür ediyorum Nurkan Bey katıldığınız için. İyi dilekleriniz için teşekkür ediyoruz. Eski bir gazeteci, yeni bir yayıncı olarak sizi, ben de o zaman yeni yayına katılacaksınız. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlara selamlıyorum. Takip etmeye devam edeceğim. Arkadaşlarımı ilgiyle dinliyorum. Çok güzel şeyler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, sağ olun. Evet. Nurkan Bey de iyi dileklerini gönderdi. Arkadaşlar. Yayına şu an burada olan varsa. Necati Bey, Yağmur. Burada olanlar varsa ya da biraz önce birkaç gazete sitesi görmüştüm. Burada olanlar varsa yorum yapabilirler. Yoksa kapatacağım. Çünkü sanırım zaten 1,5 saate geliyor. Yeterince uzun bir yayın olduğunu düşünüyorum. Ben zaten uzatmamak için çok gayret etmiştim. Yorumlara bakıyorum şu an. Unuttum, atladım bir yorum varsa. Zeki Korkmaz. Bakalım. Evet. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne katılmış. Evet. Aynur ablayı yayına, Aynur abla burada galiba. O isterse onu da yayına alabilirim. Tekrar ben bir şuradan. İstek gönderdim. Bakalım. Bekliyoruz. Ses mi gitti?
YouTube bazen gel git yapıyorsa bilmiyorum. Heh, tamam gelmiş. Teşekkürler Rükan Bey. Evet bekliyorum. İstek gönderdim şimdi. İşte yayıncılığım, o dijital yayıncılığın. Bazen tartışılıyor. Çok şeyler de okuyorum. Nurkan Bey de bahsetti biraz önce. O dijital medya, geleneksel medyanın yerini alır mı gibi tartışmalar. Böyle kolaydan yayın yapmak. Evet mesela bugün birçok insanı bir arada bağlamış olduk 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde. Belki bunu stüdyoda yapmamız, herkesi stüdyoya getirmemiz. Çok teşekkürler Yusuf Bey. Çalışan Gazeteciler Günümüzü kutlamış. Kendisine bize teşekkür ediyoruz. Tekrar deniyorum. Alınır mı diye gazeteciler... Bir dakika. Söyleniyor ama kesinlikle almaz. Hatta iyi yayıncılığın ne kadar zor bir şey olduğunu bence izleyicilere fark etmelerini sağlıyor. Yani normalde bu stresi yayıncı yaşamaz. Rejideki reji yaşar. Tamam. O zaman bence bugünlük bu kadar yeter. Katılan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Katılmayanlara da teşekkür ediyorum. Mutlaka istediler ama işte saat olarak da 1,5 saat boyunca işte burada olmak, beklemek, katılmak kolay şeyler değil. O yüzden olsun. Birazdan yine olabilirse zaten sorun yok. Yine devam edebiliriz. Gazetecilerin sorunu bütün meslekler. Bugün bakın gerçekten sağlıkçılar çok zor şartlar altında çalışıyorlar. Onların dertleri var. Öğretmenlerin dertleri var. İşte polislerin dertleri var. Her mesleğin çok büyük dertleri var gerçekten. Ama işte o her gün, her özel günde onlarınkini kutluyoruz. Ama gerçekten basın çok önemli. Ve özlük hakları birçok mesleğe göre yok. Yani gerçekten yok. İyi şartlarda çalışmaya devam etmezlerse iyi gazeteciler, yetenekli gazeteciler, zeki gazeteciler mesleğe küsüp başka şeylere yönelmek zorunda kalıyorlar. Yetenekli insanlar. Yani donanımlı insanlar. Başka şeylere yönelmek zorunda kalıyorlar. Ben hemen görüntüleyelim. Peki. Hemen yayını alayım o zaman. Yusuf Bey'e istek göndermiş. Kabul edeyim. Merhaba. Evet, merhaba. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Siz de çalışıyorsunuz bugün. Evet, evet çalışıyoruz. Biraz ek mesai yapalım dedik. Çalışıyoruz. Ben de canlı gününüzü kutlamak istedim. Çok teşekkürler. Aynı zamanda da bizim meslek liselerimizin gazetecilik bölümleri var. Evet. Bölümlere öğrencilerimizin tabii ki gitmesini istiyoruz. Bu konuda da basın çalışanlarımızın elçi olmasını istiyoruz. Tabii ki her mesleğin zorlukları var. Sizin mesleğinizin de gerçekten çok zor yönleri var. Özellikle ekonomik olarak çok zorlandığınızı düşünüyorum. Ama yine de sonuçta kolay bir meslek yok. Biz de şu an bakın hafta sonu olmasına rağmen çalışıyoruz. O nedenle de gazetecilik ve basın bölümümüz var bizim meslek liselerimiz bünyesinde. Buralara da öğrencilerimizin yönlendirmeleri noktasında elçi olursanız sevinirim. Biz fazlaca sayıda basınımızda yer almalarını istiyoruz öğrencilerimizin. Teşekkür ediyorum. Gününüzü tekrardan da kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kalifiye eleman için gerçekten iyi yetişmiş, meslek liselerinden iyi yetişmiş öğrenciler çok önemli. Geliyorlar zaten görüyorum ben de stajyer olarak kabul ediyor birçok kuruluş öğrencilerinizi. Ama tabii şimdi gazeteciler her biri bir yandan feryat figan ettiği zaman hani feryat figan demiyorum çok seviyorlar mesleklerini ama hani
Gerçekten aileler acaba olmalı mı? Bu kadar haklarını işte haklarımızı alamıyoruz. Yeterince özgür değiliz. Yeterince ekonomik özgürlüğümüz de yok. Dedikleri zaman bu meslek seçerken acaba gazetecilik lisesini çok fazla tercih etmiyorlardır diye düşünüyorum. Etmiyorlar. Herhalde. Biraz etmiyorlar maalesef. Biz de o yönden bölüm kapatmak da istemiyoruz. Bu bölümlerimizin açık kalmasını istiyoruz. Ancak belli sayıda öğrenci tercih etmediği zaman da mecburen bölüm kapanıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kadar basına ihtiyaç duyduğumuz ve önemli her defasında vurguladığımız basına o bölümleri de kapatmak istemiyoruz açık söylemek gerekirse. Ben şunun altını çok işte cümlem mutlaka çizmek istiyorum. İyi bir gazeteci, bakın iyi gazeteciye her zaman birçok işi yapabilir. İyi gazeteci aç kalmaz kesinlikle. O konuda bence kesinlikle içleri rahat olsun ve bu bölümleri tercih etsinler. Çünkü gazetecilik lisesinin mezun olduğu zaman zaten donanım olursa başka bölümleri de seçebilir. Üniversite İletişim Fakültesi seçmese de. Ama iletişim çağındayız. Bakın bunu sadece gidip de bir yerde muhabir olacağım diye de düşünmesinler sizin lisenizi. İletişim çağındayız. İletişim çağı diyoruz yani. Yani iletişim liseleri, iletişim fakülteleri gerçekten de iyi yetiştirilmiş, buradan çıkan kalifiye elemanlar, iyi yetişmiş elemanlar her zaman çok iyi yerlerde iş bulabilirler. Kendini iyi donatırlarsa tabii ki artık birkaç yabancı bilmeliler, birkaç işte dijital program bilmeliler. Kendini çok iyi donanımlı olurlarsa işsiz kalmaları gibi ya da işte diğer mesleklerden çok daha az kazanacakları gibi bir durum söz konusu olmayacak. O konuda işlerini rahatlatayım o zaman. Bizim şu anda 8. sınıflarda 4000 tane öğrencimiz var. Aşağı yukarı 4000'e yakın öğrencimiz var. Hı hı. Ve biz bunların önemli bir kısmının meslek liselerine gitmesini istiyoruz. Tercih döneminde de Zoom üzerinden toplantılar yapacağız. O zaman şimdiden şöyle sizden bir söz almış olayım. Zoom üzerinden yapacağımız 1000 kişilik toplantılarda sizlerden basın bölümünün tercih edilmesi noktasında da katılımcı olarak gelmenizi isteyeyim. Hep siz basına davet ederseniz ya televizyona, bir de ben sizi davet edeyim şimdiden. Öyle bir söz almış olayım. Yani iyi olur. Öğrencilerimize yönlendirme açısından çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü damdan düşenin derdini ancak damdan düşen bilir. Biz ne kadar anlatsak da sizin anlattığınız gibi anlatmamız mümkün olmaz yani bunu. Ya evet, kuru kuruya bu işi seçin mutlaka, bu iş mükemmel demek değil derdim. Hiçbir meslek bunu söyleyemez. Yani bunu bir doktor, mühendis, polis hiç kimse söylemez. Bu iş mükemmel, hiçbir derdi tasası yok. Bu işte herkes çok mutlu, çok mükemmel paralar kazanıyor gibi bu devirde hiçbir meslek için bu cümle kurulamaz. Ama ben de tabii bu meslekle ilgili şeffaf bir şekilde ne yaparlarsa, nasıl başarılı olabilirler ya, ne yapmaları gerekiyor ve gönül rahatlığıyla gerçekten seviyorlarsa neden seçmeleri anlatmayı isterim tabii ki. Teşekkür ederiz. Tercih döneminde inşallah tekrar görüşürüz. Tekrardan tamam. Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Sabah ben mesaj yayınlamıştım ama yine de böyle yayınınızı görünce katılayım istedim. Çok teşekkür ederim. Herkese kolaylıklar diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. İşiniz zor ama artık gerçekten Türkiye'de kolay iş yok. Hepimizin işi zor. O nedenle de kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Sevgiler ve saygılar sunuyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Saygılar, teşekkürler. Tamam. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Evet. Milli Eğitim Müdürümüz de bir istek daha gelmiş. Mehmet Emre Dinç. Ben çok uzadı, çok özür diliyorum. Yani o yüzden istekler geliyor ama hani şimdi de nasıl bir şeyle karşılaşacağımı da bilmiyorum. Böyle uzadı. Şimdi birini kabul edersem herkes de birini kabul etmezsem de olmaz. O yüzden bu yayını burada kapatmak istiyorum izninizle. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Öğretmenler, bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Öğretmenler gününüz kutlu olsun demiş birisi. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. O yüzden bugünümüzü kutlayan, bu yayına katılan, bugün çalışan herkesin, bütün gazeteci arkadaşların gününü kutluyorum bu yayın vesilesiyle. Çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürümüz de işte basın lisesine, gazetecilik lisesiyle ilgili tabii öğrencilerin dertleri olabilir. Ona değindi. Oradaki geleceğin gazeteciliğin gününü de ben şimdiden kutlayayım. Kendilerini her şekilde donatsınlar diyebilirim. Başka söyleyebilecek bir şeyim yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben yayını burada sonlandırıyorum. İzleyen, katılan herkese çok teşekkürler.